Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Ramazan-ı Şerif'teki savmın, orucun hikmetlerini inşallah beyan edecek üstad. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden lin-nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân diyor Kur'an'da. Yani bilmana icmali Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an o ayda indirilmiş. İnsanlara bir rahmet olarak ve hidayet olarak Cenab-ı Hak Kur'an'ı o ayda indirmiştir. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savm, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Cenab-ı Hak bunu İslam'ın birinci rükünlerinden kılmış. İslam'ın şartları var, bir de imanın şartları var, değil mi? Yani iman, iman edebilirsin ama İslam olabilmen için, Müslüman olabilmen için ne gerekiyor? Bu şartlar gerekiyor. Bir de mümin olabilmek için bazı şartlar var. Onlar kaç tane? İmanın şartları belli, İslam'ın şartları belli. Müminliğin şartları neler? Değil mi? Bir tane ama pir yani. Bir ama pir. Muhlis olmak, ihlas, sebat, sadakat. Bunlar da müminliğin şartlarıdır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, terbiyeciliğine bakıyor, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine yine aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'teki oruç taalluk ediyor, hem hayat-ı şahsiyesine, kişinin şahsi hayatına da ne yapıyor? Taalluk ediyor. Hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki onu okuyayım bitireyim inşallah. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakıyor. Rububiyetinin terbiyeciliğinin bir nevi aynedarlığını yapıyoruz. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva-i nimeti o sofrada min haythu la yehtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Yeryüzünü bir sofrayı nimet olarak ne yapmış? Cenab-ı Hak dizmiş. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Bazen unutuyor. Bazen değil, çoğu zaman unutuyoruz değil mi? Hatta Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, rezzakiyetini değil unutmak pek nadir hatırlıyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak bu kadar nimetleri, bu kadar ihsanları biz unutalım diye mi verdi? Bunları külli bir şekilde hatırlatacak bir zemin hazırlıyor değil mi? Neyle? Oruçla. Abi biz mesela bir sardığı dersler görüyoruz. Hem iman hakikatları, Allah var, ayetlerimiz, her şey. Ama yine gaflet oluyor. O gafleti de ancak Ramazan-ı Şerif'teki oruç mesela izah edebiliyor. Ya bu da demek ki gösteriyor ki her şey yerinde ve zemininde oluyor. Yani sen ilim ve bilgiyle olmuyor her şey. Evet, bilgi de lazım tabii ama melzum noktada ne lazım? Zemin gerekiyor. Hani bir kuru parça ekmeğin lezzetini ve nimetiyet derecesini bir aç adam takdir eder de dinler ilmi bilen tok adam takdir edemez. O hissi olarak takdir eder, biz ilmi olarak söyleriz sadece. Bunun için ne gerekiyor? Zemin gerekiyor. Yani Cenab-ı Hak da bizi imtihan etmek için ne yapıyor? Hakikaten muhlis miyiz, ihlaslı mıyız, acaba altın mıyız, bakır mı, elmas mıyız, şişe mi? Ne yapıyor? Bir imtihan meydanı açıyor. Hadi bakalım kaliten ortaya çıksın. Zor bir şartın içerisine, zor şartların içerisine Cenab-ı Hak itekliyor. Orada işte kişinin kalitesi ortaya çıkar. Yani burada şimdi konuşmak, işte şöyle yapmak, böyle yapmak manasında çok ilimler, bilgiler söylenebilir ama kişinin derecesi nerede çıkar? Er meydanında. Er meydanında. E diyoruz ki bazı çok zor işte şey. E tabii yani herhalde baklava yiyerek imtihan olmayacağız. İşte
İşte Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet kerane göstermeleri. Bakın şu cümle çok antikadır. Sofra başındayız, bekliyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın o kadar hoşuna gidiyor ki bu nedir? Bir tavr-ı ubudiyet kerane. Yani ibadet edercesine bir tavırdır o. Allah bu halden çok razıdır. Niye? Önündedir, helaldir ama Allah'ın emrini bekliyor. Helal olduğu halde kendisine adeta haram etmişçesine ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın buyurun emrini bekliyor. Hani sofra başına oturursun, bir yerde misafirliktesin. Buyurun buyurun derler, oturun derler. Oturursun ama yine neyi beklersin? Ev sahibinin gelmesini veya ev sahibinin buyurun başlayın demesini bekler gibi bu derece Cenab-ı Hakk'a bir yakınlaşma vardır. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidiyor. Ya sadece tuttuğun orucun sevabı değil. Bu hal, bu vaziyet, bu terbiye, bu istikamet Allah bundan razıdır işte. O ayın hürmetine sarhoşu bile içkisini bırakıyor. Bakıyorsun ki şeye başlamış, oruç tutuyor. Allah onu da affediyor. Gafurdur, rahimdir, hepsini affediyor. Niye? O vaziyet hoşuna gidiyor. O şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüs'atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyette mukabele ediyorlar. Hani Ramazan ayında bereket iniyor, rahmet iniyor diyoruz ya. İşte neden başka ayda inmiyor da? İnsanlar o ayda umumen bir ibadet vaziyeti takınmışlar. En gafili bile oruç tutuyor. Cenab-ı Hak yani ya işte bu namaz zaten kılmıyor, boşver oruç da tutmasın. Yanlış bir düşüncedir. Kim ne yapabilirse, ne tutabilirse o umumi atmosferi peki tutmayınca niye tenkit ediyor? Tutmasın mı o zaman yani? Adam o kadar dindarlığı var, o kadar Müslümanlığı var. İşte, ya içki bırakmış, oruç başlamış. Efendim belki sonradan yine başlayabilir. O andaki o haline göre Allah muamele eder. Bilemeyiz. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Yani bu derece umumi atmosferden dahi faydalanamayıp da hala inat ediyorsa demek ki onda iman noktasında gerçekten pek bir şey kalmamış demektir. Ve insan ismine layık mıdır? Demek insanlık sıfatını artık kaybetmiş. En azından insan etrafındakilere benzer. Cenab-ı Hak bizleri bu dairenin içerisine dahil eylesin. Ve Ramazan-ı Şerif'in bereketinden maddi manevi istifade etmeyi bize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.